Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. Konuşacak çok şey var. Başlıyor. Bu akşam programımızda çağımızın önemli ilim, ahlak ve fazilet insanlarından, Türk İslam ülkesinin en kuvvetli savunucularından, merhum Seyit Ahmet Arbasi'nin hayatı ve mücadelesini konuşacağız. Mütefekkir, sosyolog, eğitimci, şair ve yazar Arbasi'nin hayat yolculuğuna kapı aralayacağız. Seyit Ahmet Arbasi'nin Türk İslam ülkesini bıraktığı izleri, savunduğu görüşleri bir kez daha hatırlatma fırsatını yakalayacağız. Eserleri ve hatıraları vefatının 27. yılında bir kez daha canlanacak. Ailesi, dostları, dava arkadaşları ve öğrencileri merhum Seyit Ahmet Arbasi'yi bu akşam konuşacak çok şey var da anlatacak. Çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz bu özel yayınımızda sevgili izleyiciler. Hem İstanbul stüdyomuzda hem Ankara stüdyomuzda hemen sizlerle bir kez daha buluşturalım bu akşamki değerli konukları konuşacak çok şey vardı ağırladığımız. Merhum Seyit Ahmet Arbasi'nin oğlu Sayın Murat Arbasi hoş geldiniz. Hoş teşekkür buldum. Ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Emekli öğretmen aynı zamanda merhum Seyit Ahmet Arbasi'nin öğrencilerinden Sayın Hasan Yavaş hoş geldiniz Sayın Merhaba, Yavaş. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Sayın Osman Kemal Kayra, akademisyen dil bilimci hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için bir kez daha. Ve uzman doktor Sayın Semih Uşaklıoğlu hoş geldiniz Semih Bey. Ankara stüdyomuzda da değerli konuklarımız var sevgili izleyiciler. Hemen kendilerine de iyi akşamlar dileyelim. Araştırmacı yazar Sayın Mahmut Çetin ve Türk Ocakları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Sayın Efendi Barutçu Ankara stüdyomuzda. Konuklarımız, değerli konuklarımıza bir kez daha İstanbul stüdyomuzdan hem kendim hem de burada ağırladığımız konuklarımız adına iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoş geldiniz. Konuşacak çok şey var. Hayırlı akşamlar. Biz de İstanbul'dan katılan değerli dostlarımıza ve size hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii özel ve uzun bir program olacak, kıymetli bir yayın olacak kuşkusuz. Üzerine konuşacağımız elbette çok fazla konu var ama müsaadenizle merhum Seyit Ahmet Arbasi'nin hayatına ilişkin ilk VTR'mizi bir girelim. Ardından da değerli konuklarımızla konuşmaya başlayalım. Yıl 1932. Yer Serhat şehirlerimizden Ağrı ilimizin Doğu Bayezid kasabası. Gümrük Müdürlüğü'nde görevli Abdülhakim Bey ve Cevahir Hanım'ın bir oğlu dünyaya gelir. Adı Ahmet'tir. Sevgili Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin'in soyundan olan bu aileye Seyyid denildiğinden adı Seyyid Ahmet'tir. Aslen Van ilimizin Bahçesaray kasabasına bağlı Arvas köyünden olan aile oğulları Ahmet 7 yaşına bastığında Van'a döner. İlk tahsiline Van'da başlayan Seyyid Ahmet Arvasi, babasının tekrar tayini Doğu Bayezid'e çıkınca okulu burada bitirir. Ortaokula ise Karaköse'de başlar, Erzurum'da bitirir. Yokluk ve sefalet yüzünden liseye devam edemeyen Seyyid Ahmet Arvasi, Erzurum'da erkek öğretmen okuluna kaydolur. 1952 yılında bu okulu bitirir ve öğretmen olur. Artık acımasız hayatın kollarına düşmüştür. Ya yaprakları kuruyacak ya da yaprakları yeşertecektir. Evet, Sayın Murat Arbasi sizinle başlamak isterim. Şimdi bazı yayınlar gerçekten diğer yayınlara göre biraz daha özel, biraz daha kıymetli. İşte bugün de aslında o yayınlardan birini yapacağız. Vaktimiz yettiğince konuşmaya çalışacağız. Ben de açılışta bazı şeyleri dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama elbette yeterli değil herhalde Arvasi Hoca'nın hayatına sığdırdıkları, anlattıkları, o Türk İslam ülkesini ne kadar kuvvetli şekilde savunduğu dönem itibariyle ne dersiniz? Evladı olarak sizden dinleyerek başlayalım. Tabii ki gerçekten o yolda çok emek sarf etmiştir. Çok engellerle karşılaşmıştır. Hatta hayati tehlikelerle karşılaşmıştır ve bunca zorluklara rağmen yılmayıp mücadelesine devam etmiştir ve
Hakikaten Cenab-ı Allah inananlarla beraberdir ve Cenab-ı Allah da çok yardım etmiştir bu kutlu yolunda, bu şey yolunda. Gerçekten hani çok engellerle karşılaşmıştır. Tahkikatlar çok geçirmiş. Oradan o şehirden o şehire. Niye? İşte Türk'üz dediği için, Müslümanız dediği için şey yapmış, bu sıkıntıları çekmiş kendisi. Tabii biz de ailesi olarak hep o günleri hep hatırlıyoruz. O şehirden o şehire taşınmıştık, şey yapıyorduk. Fakat o kadar şeylere rağmen, güçlük zorluklara rağmen yılmadı. Ve Cenab-ı Allah'ın lütfü keremiyle yani dinleyenleri, sohbetleri dinleyenleri giderek artmaya başladı. Tabii biz gayret edince Cenab-ı Allah tesiri ondan dalga dalga Cenab-ı Allah gönderiyor. Ve elhamdülillah yani tam olmasa da bile yani şeyine ulaşmış sayılabilir. Amacına ulaşmış sayılabilir. Binlerce, on binlerce talebe yetiştirmiştir. Evet. Genç yetiştirmiştir. Sohbetleri o kadar engellenmeye çalışmıştır emekli olduktan sonra dahi ama başaramamışlardır. Zaten küçük yaşta kendisini bu tip görevin olduğuna dair manevi işaretler de onunla dair şey de vardır. Başından geçmiş şeyler de vardır, hatıralar da vardır. Tabii ilerleyen dakikalarda elbette üzerine konuşup değinmek de isteriz. Yani hep onlar ortaya çıkmış tabii o şeyler. Dolayısıyla tabii o gençler de tabii şu anda Türkiye'nin kurtuluşunda, Türkiye'nin ilerlemesinde önemli yerlere gelmiş kişiler. Hep bunlar tabii o azmin şeyi, zaferi oluyor. Aynen öyle. Şimdi tabii tam da o dönemlerde aslında bugün de çok önemli süreçlerden geçiyoruz ülke olarak. O kadar önemli, üzerinde bugün biraz daha fazla durulması, konuşulması gereken sözleri, mücadelesi, o sürdürdüğü aslında anlayış var ki program esnasında da zaman zaman hem BTR'lerimizle hem de burada sizler aracılığıyla bir kez daha konuşmuş olacağız. Profesör Doktor Sayın Osman Kemal Kayra. Efendim birkaç genel değerlendirmeyle sizden de aslında dinlemek isteriz. Ardından bir Ankara stüdyomuza dönelim. Tabii o kadar çok vasıf var ki hangisi üzerine acaba konuşmak lazım? O da çok önemli. Evet, yaklaşık 3 sene eğitim enstitüsünde meslektaş olarak çalıştık. Sonra da vefatına kadar da kendisiyle dostluğumuz devam etti. Ben Ahmet Arvasi hocayı genel olarak eğitimci, pedagog, sosyolog ve son devirlerde yetişmesi zor olan mükemmel bir Türk münevveri olarak düşünüyorum. Türk münevveri tarifine bunun kadar uyan, parantezi bu kadar doldurabilen bir eğitimci zor yetişir. Kaldı ki savunmuş olduğu davayı o güne kadar teselsülü olarak getiren, bize kadar ulaştıran bir sürü düşünür var. Bunların hiçbir tanesini yabana atacak değiliz. Evet. Ama bir Ziya Gökalp'ı da alıyorum, efendime söyleyeyim, bir Hilmi Ziya Ülken'i alıyorum, düşünür mütefekkir olarak alıyorum bunları. Fakat bir eksiklik var. Doldurulamamış bir eksik var, bir gedik var, bir tuğla boşluk kalmış orada. Efendim. İttihat ve Terakki'den sonra başlayan, Osmanlı'nın çöküş dönemlerine tesadüf eden yıllarda bir arayış var. Abdülhamid'in pan-İslamizm'den sonra bir pan-Türkizm meselesi var. Fakat bu pan-Türkizm meselesinin altını doldurabilmek kolay olmamış. Hatta öyle bir hale gelmiş ki zaman zaman asabiyet-i maluliye dediğimiz sıkıntılı dönemler de yaşanmış. Ahmet Arvasi Hoca, bakınız kendisine zaman zaman sorulmuştur. Niye Türk-İslam ülküsü? Mesela bugünkü bazı gençler Türk-İslam dünyasının Ramazan bayramını kutlarız. Türk-İslam dünyası dediğiniz zaman Endonezya İslam dünyası ne olacak? Hindistan İslam dünyası ne olacak?
Türk İslam ülküsü dediği vakit Ahmet Arvasi'nin söylemek istediği bir şey vardı. Türk'ün İslam ülküsü. Türk'ün yaşayış şekli, İslamiyet'i algılaması, İslamiyet'i yayışı. Bakın her ülkenin, her milletin İslamiyet'i algılaması fıkhi meseleler hariç, mezhepsel meseleler hariç bir yaşayış meselesi vardır. Gündelik olaylar vardır. Adetlerimiz vardır, geleneklerimiz vardır ve bunları efendim ritüel olarak İslam'a uygulayışlarımız vardır. İşte Türk'ün İslam ülkesi dediğimiz vakit, İslam ülküsü Türk'ün işte tam da bu anda devreye gerçekten mükemmel girişiyle bir boşluğu dolduran Seyyid Ahmet Arvasi'yi görüyoruz. Çelebi, mert, mükemmel, merhametli, aile reisi, arkadaş canlısı, o güç dönemlerde 75-78 evet. yılları ki Türkiye'nin fetret dönemi diyebileceğimiz, günde 40 kişinin öldüğü, öldürüldüğü dönemlerdir. O kritik dönemlerde bize bir ışık gibi, ümit gibi, bir dua gibi gelmiştir Ahmet Arvasi abi. Gerçekten yerini doldurmak mümkün değildir. Ben zaten onun eserlerinden sıkmayacak şekilde eğitim konuları, özellikle eğitim evet. konusu ve felsefi konularda bugün bile ulaşılması güç diyebileceğim mükemmel tasarımları vardır. Tasarım diyorum, felsefi tasarımları vardır. Kendine aittir, hakikaten orijinaldir. Pozitivizme bakışı, devletçiliğe bakışı, efendim şahsiyetin tebellür etmesine bakışı Ahmet Arvasi'ye ait mükemmelliklerdir. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Tabii, sırası gelince. Tabii, evet. tabii. Mutlaka konuşacağız. Çünkü dediğimiz gibi aslında Türk İslam ülküsünü bu denli kuvvetli savunan tam da bahsettiğiniz dönemde özellikle gençliğin bu doğrultuda yetişilmesine yönelik bu çabalar, hizmetler üzerine çokça fazla konuşulması evet. gerekenler var. Bir Ankara stüdyomuza dönelim müsaadenizle. Sayın Efendi Barutçu, sizinle başlamak isterim efendim. Özellikle şimdi birkaç önemli değerlendirme var merhum Seyyid Ahmet Arvasi'nin aslında milliyetçilik anlayışı konusunda Türk İslam ülküsü noktasında diyor ki merhum Arvasi, benim milliyetçilik anlayışımda asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kamiyet şuuruna yer yoktur. İnanıyorum ki hem Türk hem Müslüman olmak hem de muasır dünyaya öncülük etmek mümkündür. Dolayısıyla bu değerlendirmeler, bu fikirler tam da bu zamanda biraz daha kıymet kazanıyor. Efendim sizden de dinleyebilir miyiz? Özellikle Türk İslam ülküsü noktasında ne kadar kıymetli bir aslında ilim adamından bahsettiğimize ilişkin değerlendirmeleri. Evet, ben öncelikle hocama rahmet diliyorum. İnşallah ruhaniyeti bu akşam bizlerledir. Ben kendisini 1972 senesinde tanıdım. Daha sonra Bursa Eğitim Enstitüsü'nde eğitim sosyolojisi hocamız oldu. Bizim için büyük bahtiyarlıktı tabii. Müsaade ederseniz birkaç cümleyle o 70'li yılların bir fikir ortamından kısaca bahsetmek istiyorum ki buyurun. Hocanın düşüncelerinin niye bu kadar önem arz ettiği, geniş gençli kitlerine niye bu kadar kabul gördüğü daha iyi anlaşılabilir belki diye. Tabii, buyurun. 70'li yıllar özellikle 60'lı yıllardan sonraki o 60 anayasasının getirdiği geniş fikir hürriyeti ortamında Türkiye'de çok yoğun bir tercüme eser kampanyası başlamıştı. İşte Marksist Leninizmin her yönü, Mao'culuğundan Enver Hoca'cılığa, Sovyet sosyalizmi, komünizminden bilmem sosyal demokrasinin değişik kanatlarına kadar, bir de Mısır ve Pakistan menşeli sözde siyasi İslamcı akımların kitapları Türkiye'de yayınlanıyordu. Türk gençliği bir arayış içerisindeydi. Özellikle sol komünizm çevrelerinin çok yoğun propaganda faaliyetleri karşısında gençlik adeta bir arayış içerisindeydi. Zira çok yoğun bir Allahsızlık propagandası, çok yoğun bir tarih düşmanlığı, Türk milletinin, Türk tarihinin çok önemli olmadığı, İslamiyet'in Türk milletini geri bıraktığı, esasen bizim ecdadımızın emperyalist emeller dışında bir şey düşünmediklerini vesaire gibi bir takım safsatalar, bir takım iddialar ortaya atılıyordu. İşte öyle bir dönemde ülkücü milliyetçiliğin zirve isimlerinden rahmetli Arvasi hocam ve benzeri tabii şu an bir kısmı rahmete ulaştı, bir kısmı sağ, diğer hocalarımızı da Kafalı hocadan Necmettin Hacı Eminoğlu'na, Mehmet Eröz'den Turan Yazgan Hoca'ya daha birçok isim sayılabilir. Bunların ayrı ayrı hepsinin bu gençliğin ülkücü milliyetçi fikirlerle gönüllerinin de yeşermesinde büyük emekleri olmuştur.
Arvasi Hoca'nın bir farkı şöyleydi. Evet, Arvasi Hoca tam da bizim anladığımız ve yaşadığımız, yaşamaya çalıştığımız anlamda dar kavmiyetçiliği, yani ırkçılığı reddediyordu. Ama milliyetçiliğin, Türk milliyetçiliğinin bir sosyolojik kavram olduğunu ifade ediyordu. Israrla söyledi. Mesela ben biyolojik olarak seyyidim. Yani peygamber soyundanım. Ama sosyolojik olarak Türk'üm. Bunu altını çizerek vurgulardı. Ben biyolojik olarak seyyidim ama sosyolojik olarak Türk'üm, Türk milliyetçisiyim. Zira İslam laboratuvar ırkçılığını reddeder. Bizim anlayışımız tarih, kültür ve medeniyetin ışığında bir milliyetçiliktir derdi. Bunu her vesileyle, her ortamda ifade ettiğini biliyoruz. Bir takım çevrelerin işte milliyetçiliğe o zaman da yönelttikleri, gerek aşırı sol çevrelerin, gerek sözde siyasi İslamcı çevrelerin bir kısmının milliyetçiliği faşizm, nazizm diye nitelendirmesi, bir kısmının milliyetçiliğin ırkçılık olduğunu, dolayısıyla İslam'a mugayir olduğunu, aykırı olduğunu ifade etmeleri karşısında hem peygamber soyundan gelen hem de Türk milliyetçiliğini canı gönülden benimseyen, savunan, çünkü kendisi benim atalarım 650 sene önce Anadolu'ya Hacı Kasım Bağdadi'nin soyundanım. Orhan Gazi Bey'in zamanında ailem gelmişti. Biz seyyidiz. Bunu mahkeme kayıtlarıyla da ispat edebilirim. Ama ben hiçbir zaman seyyidliğimle övünmedim. Türk'üm, Türk milliyetçisiyim. Zira tarih boyunca Peygamber Efendimiz'in asr-ı saadetin dışında İslam'a en büyük hizmetin Türk milleti tarafından yapıldığına inanırım. Haçlı orduları karşısında Türk milletinin asırlarca göğsünü siper ettiğini, İslam'ın yegane bayraktarı olduğunu ve aynı zamanda gerek Türkistan coğrafyasında, daha sonra Anadolu, Balkanlarda bütün cihanı şaşırtan, hayrette bırak, hayranlık uyandıran bir Türk İslam medeniyetini, evet, inşa ettiğini, bu medeniyetin öncüsünün Türk milleti olması sebebiyle de kendisinin çok rahatlıkla ben Türk'üm, Türk milliyetçisiyim diyebildiğini ifade ederdi. Peki. Evet. Şimdi tam da sizin bıraktığınız noktadan hemen Sayın Çetin'e de yine benzer sorumu yöneltmek isterim ama Mer Muhammed Arvasi diyor ki, hayretle gördüm ki bu ülkede Türk kelimesinden ürkenler var. Yine hayretle gördüm ki bu ülkede İslam kelimesinden ürkenler var ve yine ürpererek gördüm ki bu ülkede Türk ve İslam kelimelerinin yan yana gelmesinden dehşete kapılan kişi ve çevreler var. Aslında bu bile bugün konuşuyor olduğumuz o Türk-İslam ülküsünün kendisi tarafından ne kadar hassasiyetle biraz daha bu ülküyü savunan diğer kesimden fark oluşturduğuna dair çok da önemli ipuçlarını veriyor zannediyoruz Çetin. Ne dersiniz? Evet, şimdi daha önce ölen birçok, vefat eden birçok büyüğümüz var, birçok insanımız var. Ölümünden 27 yıl sonra bir büyüğümüzü anmak için buradayız. Niçin anılıyor? Bir insan niçin aranıyor? Yokluğu niçin hissediliyor? Bence Arvasi Bey anlaşılmadığı zaman bugünkü Orta Doğu coğrafyası oluşur. Arvasi Bey anlaşılmadığı zaman bu ülkede din adına ezoterik yapılar ihtilale karşılaşır. Arvasi Bey anlaşılırsa medeniyet perspektifi ortaya çıkar. O zaman da İmam-ı Azam, İmam-ı Maturidi ve Ahmet Yesevi çizgisinde bir birikimin ortaya koyduğu devletler tarihi ve o devletler tarihinin ortaya koyduğu birikim ortaya çıkar. Biz şimdi Arvasi Bey'i anmamızın, onu aramamızın gerekçesi bu. Onun ortaya koyduğu şeyleri biz bugün tekrar tekrar yeniden keşfediyoruz. Şimdi ortada bir milliyetçilik var, bunun karşısında bir İslamcılık var. Bunlar çatışıyorlar filan. Böyle bir paradigma yok. Paradigmayı Ahmet Arvasi Bey şöyle kuruyor.
Bir İslam'ın ana caddesi var, bir birikimi var, medeniyet perspektifi var, devletler tarihi var, medrese geleneği var, tasavvuf geleneği var. Bunun dışında ecnebi bir İslam var, beşeri tasarımlarla, kurgularla oluşturulmuş. Bir taraftan İngiliz emperyalizminin oluşturduğu, öbür taraftan Fars emperyalizmi cephesiyle de tapınak şövalyelerinin oluşturduğu İslam anlayışları var. Farklı İslam anlayışları. Eğer Ahmet Arvasi Bey'i anlamazsak biz bir tarafta İngiliz İslam projesinin Selefilik adında Orta Doğu'yu bataklığa çevirdiği bir çerçeveyle karşılaşırız. Öte taraftan da İran çerçevesinde oluşan Fars yayılmacılığıyla karşılaşırız. Bizim yapmamız gereken şey, bugün Türk Devleti'nin yapması gereken şey, bu geleneği bizim düşünürlerimiz, bizim büyük öncülerimiz vesilesiyle ortaya çıkan, İmam Maturidi, Ahmet Yesevi geleneğiyle ortaya çıkan devlet geleneğine sahip çıkarak, Osmanlı ile Cumhuriyeti birbiriyle çatıştırarak değil, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk devlet geleneğinin bir devamı olduğunu anlamamız ve peki, bu devlet geleneğine göre de günümüzü yeniden inşa etmemiz lazım. Son bir cümle. Buyurun. Ahmet Arvasi Bey, Türk Rönesansı'nın kaynağı Edille-i Şeriye olacaktır der. Edille-i Şeriye bize bir yöntem veriyor. Yeniden üretmeyi, yeniden yorumlamayı veriyor. Dolayısıyla biz Türk İslam ülküsü, Türk İslam medeniyeti deyince ölmüş, bitmiş, ağlanacak bir medeniyet değil, sürekli inşa halinde bir medeniyet tasavvuru olan, gelecek tahayyülü olan bir dünya görüşünü görüyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yeniden döneceğiz tabii Ankara stüdyomuza. Sayın Uşaklıoğlu, sizinle devam edelim. Şimdi az önce Sayın Çetin dedi ki bir insan niçin anılır, niçin yokluğu bu kadar çok hissedilir? Şimdi aslında bu sorunun cevaplarını yayınımız boyunca zaten hali hazırda vereceğiz ama benzer soruyu ben size yöneltmek isterim. Merhum Arvasi Hoca adına. Arvasi Hoca Türk fikir tarihinde nadir büyük mütefekkirlerden birisidir. Dolayısıyla üzerinden vefatının 27 yıl geçmesine rağmen bugün biz Arvasi Hoca'nın bundan 30-40 yıl önce yazdıklarını sanki günümüze de olmuş gibi gençlerle okuma yaptığımız zaman hissediyoruz. Arvasi Hoca ta 1978'lerde yazdığında Türk İslam Ülküsü Her Gün gazetesinde ikinci sayfada Türk İslam Ülküsü köşesinde ta o zamanlarda bize hem Türk olmanın hem Müslüman olmanın hem de çağdaş olmanın ve dünyaya yeniden büyük medeniyet kurmanın mümkün olduğunu ve bunu Türk İslam Ülkücülerinin başaracağına inandığını yazmıştı. Bunu yazdığı seneler 78-79'du. Evet. Ve bize İslamiyet'i doğru öğrenmenin yolunun Edille-i Şeriye olduğunu ve bizim İmam-ı Azamları, İmam-ı Maturidileri, İmam-ı Gazali Hazretlerini, İmam-ı Rabbani Hazretlerini ve ecdadımızı, kendi klasiklerimizi mutlaka okumamızı, kendi klasiklerimizi okuduktan sonra Batı'yı Müslüman Türk gözüyle yorumlamamızı, Batı'yı Müslüman Türk gözüyle değerlendirmemizi ve böylelikle dünyaya yeniden büyük Türk medeniyetini kurabileceğimizi söylerdi. Eğer biz sadece içimize kapanır ve dünyayı tanımazsak o zaman teknolojik gelişmelerin karşısında yenik düşeriz ve silinir gideriz. Ama yalnız Batı'yı veya dünyanın diğer medeniyetlerini tanır ve kendimizi ihmal edersek bu defa da ne kadar büyürsek büyüyelim, ne kadar gelişirsek gelişelim artık kendimiz olmayız, başkalaşırız. Yeniden Mimar Sinanlar gibi, yeniden Itriler gibi dünyaya meydan okuyacak Türk medeniyetini yeniden ihyası için mutlaka ecdadı tanımamızı ve bunun yanında da
Batı'yı tanımamızı isterdi. Türk medeniyetinin yeniden dirilişinin öncüsünün Türkistan ülkücüleri olduğunu söylerdi. Sayın Yavaş, siz aynı zamanda merhum Ahmet Arvasi'nin öğrencilerindensiniz. Tabii sizden de dinlemek isteriz. Yine özellikle bugün burada bir kez daha anlamaya, aktarmaya çalıştığımız görüşlerini, ülküsünü. Evet. Efendim, merhum Seyyid Ahmet Arvasi hocamızla benim tanışmam kendisinin 36 yaşında olduğu bir zaman diliminde lise 2. sınıfta psikoloji dersine girdiği bir zamana rastlar. O da aşağı yukarı 1968 yıllarıdır. Türkiye'nin 68'li yıllarla başlayan anarşinin, terörün, hem İslami kavramların dejenere edildiği, hem Türk milletinin başka fikirler ortamına sokulmaya çalışıldığı, birbiriyle kavga ettirildiği, birbirini yok etmek için mücadele edildiği bir devre olan ve sonra da sokak kavgalarına varan mahallelerin bile birbirinden ayrıldığı bir zamana rastlar. Kaldı ki Ahmet Arvasi Bey kendisinin bu dünyaya gelişi olan 1932 yıllar maalesef ve maalesef Türk milletinin çok karanlık günlerini başlangıcı olmuştur. Nitekim Osmanlı'nın yıkılışı yeni bir devletin yeni bir rejimle karışık bir hale getirilmesinden sonra sanki Türk milleti yeniden doğmuş gibi, yeniden başlıyormuş gibi bir anlayışın içine sokuldu. Halbuki bizim Türk milleti çok tarihi eski olan bir devlettir. Ve 1000 sene evvel de Müslümanlıkla tanışmış, İslami kimliğe bürünmüş bir devletti. Nitekim bu Türk milletinin İslam ile yoğuran, İslamiyet ile onları muasır medeniyet seviyesine, çağın yukarısına ve ötelerine götüren belli ocaklar ve büyük mühim şahsiyetler vardır ki Ahmet Arvasi Bey işte bu aileden doğmuş, gelmiş, o aile ocağında yetişmiş, okullarda öğretilmeyen İslami bilgileri ve milli değerleri kendisinin hücrelerine kadar işlemiş bir şahsiyettir. Kısaca bu şahsiyetleri, Türk milletine büyük hizmeti olan bu şahsiyetleri ben şöyle özetliyorum. Türk tarihinde Ahmet Yesevi diye Pir-i Türkistan diye anılan, hakikaten çok talebeler yetiştirip, alperenler yetiştirerek bütün Türkistan coğrafyasını Müslümanlıkla tanıştıran, yoğuran bu büyük zatın talebeleri akın akın Anadolu'ya ve Balkanlara kadar gidip oralarda Türk milletini, Türk'ün İslam hizmetlerini anlatmışlar ve asr-ı saadet ölçülerinde hiç değiştirilmeyen ve bozulmayan bir İslamiyeti insanlığa öğretmiş. Maliniz bu bozulmayan, hiç değiştirilmeyen İslamiyetin adı Ehl-i Sünnet vel Cemaat yoludur. Ehl-i Sünnet vel Cemaat caddesidir. Ahmet Arvasi Bey bize sohbetlerinde bu hakikati o kadar çok tekrar etmiştir ki şanlı peygamber ve onun sahabe kadrosu derdi. Rahmetli Türk milletinde, Türk milletinin meziyetlerini anlatırken peygamberimizin eshabının İslam'a hizmetinden sonra en çok din-i İslam'a hizmet etmek şerefi Türk milletine aittir. 1000 sene bu uğurda her fedakarlığa katlanmış ve milyonlarca denilen evladını bu uğurda şehit vermiştir. Evet. Ahmet Bey'in yetiştirdiği, bahsettiği Türk milletine büyük hizmetleri olan bir ocakta, bir mektepte Bektaşi Mektebi'dir. Yani Hacı Bektaşi Veli'nin Ahmet Yesevi'den itibaren gelen o güzel geleneği Türk Osmanlı'nın kuruluşunda da hizmetleri görülen, sonra da Mevlevi Mektebi dediğimiz Mevlana Celaleddin Nurumi Hazretlerinin, bu zatlar hepsi kök itibariyle Ahmet Yesevi Hazretlerine kadar ulaşan bir mekteptir. Ama Ahmet Bey'in kendisinin ailesinin mensup olduğu bir de Arvas Mektebi vardır. Evet. Bu Arvas Mektebi Türk milletine çok hizmet etmiş. Hele son 1800
lerden sonra Türk milletinin, Osmanlı Devleti'nin karışıklık esnasında vatandaşı milletin devletin yanında durmasını, anarşiye, teröre, bölücülüğe meydan vermemesi için çalışmış. Bunlardan Mevlana Halid-i Bağdadi dediğimiz zatın talebeleri olan önce Abdullah-ı Şemzini, sonra Taha-i Hakkari, sonra Muhammed Salih Arvasi, sonra Sıbkatullah-ı Arvasi, sonra Seyyid Fihim-i Arvasi, sonra da Seyyid Abdülhakim-i Arvasi denilen aşağı yukarı 5-6 tane İslam büyüğünün, evet, Doğu Anadolu'daki insanları eğiten ve İran emperyalizminden koruyan, bozuk batıl inanışlara milleti saptırmayan, devletinin yanında efendim ve hizmetinde bir neslin yetişmesine sebep olmuşlardır. Peki, Ahmet Arvasi Bey işte bu ailenin, yani Arvasi ailesinin yetiştirdiği son halkasından mütefekkir, dava adamı, gönül insanı, hakikaten talebeleriyle arkadaş gibi oturup çay içebilen, hatta sigara içebilecek kadar tevazu sahibi bir insandı. Nitekim Murat Bey de biz tanıştığımızda 10 yaşlarındaydı. Biz de sohbet ederken Murat Bey gelir, yan diz dibinde oturur, onları dinlerdi. Ahmet Bey geniş bir insan. Devam edeceğiz, tabii, devam edeceğiz. Kesmiş gibi olmayayım sözünüzü. Telefon attığımızda MHP eski milletvekili Sayın Yaşar Bozkurt Öztürk var. Sayın Öztürk, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle mazeretimden dolayı aranızda bulunamadığım için çok özür diliyorum. Estağfurullah. Şu anda annem, evet, acile kaldırılmış. İnanın o hastanede yatıyor. Ben de hastanenin dışına çıktım yayınımıza. Telefonla katılmaya çalışıyorum. Sayın Öztürk, İnşallah çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Tüm konuklarımız da temennilerini sizlere iletiyorlar. Sizi çok da fazla tutmak istemeyiz Sayın Öztürk. Hastanedesiniz. Şimdi biz bugün merhum Seyit Ahmet Arvasi üzerine konuşmaya çalışıyoruz vaktimiz yettiğince. Tabii özellikle aslında Türklük ve Müslümanlık şuurunun en kuvvetli şekilde nasıl aşılanmaya başarıldığı bir süreci konuşuyoruz. Kendisinin de o döneme yönelik fikirleri, ürettikleri üzerine sizden de elbette değerlendirmeler almak isteriz. Sayın oradaki katılımcıların hepsine saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Ben öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Seyyid Ahmet Arvasi Hoca hem manevi hocamdı, hem de mesai arkadaşımdı. Biz Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde 3 yıl beraber çalıştık. Erenköy'de evlerimiz de hemen yan yanaydı. Her defasında da beraberce Atatürk Eğitim Enstitüsü'ne gittik. Yani Arvasi hocamı alır, onunla birlikte Eğitim Enstitüsü'ne derse giderdik. Şimdi şunu kabul etmek lazım. 21. yüzyılın başlarındayız. 20. yüzyılın sonlarındaki Arvasi hocam 20. yüzyılın en büyük mütefekkiri, en büyük sosyologu idi. Çünkü Arvasi hocamın orada inanır mısınız derslerini takip etmek sadece öğrenciler için değil, mesai arkadaşları olan bizler için de bir zevk, bir keyif, bir büyük kazanın idi. Arvasi hocam her zaman beraber olduk. Ben fazla vaktinizi almamak için şunu vurgulamak istiyorum. 12 Eylül sonrası bir defasında Arvasi hocam beni evden saat sabahın 10 gibisiydi. Acilen çağırdı. Ben de apar topar zaten her zaman giderdim. Her yere de getirmeye çalışırdım. Gittiğimde evinde 3-4 tane böyle lacivert elbiseli, kravatlı orta yaşlı insanlarla karşılaştım. Ne oluyor diye merak ettim. Çünkü Arvasi hocam 12 Eylül'de oradaki katılımcılar da biliyor. Dinleyicilerimiz, seyircilerimiz de biliyorlar. Hücrede bekletildi ve hücrede bilakis hastalandırıldı. Yani hücreden çıktıktan sonra Erenköy'de evinde istirahat ederken bu zatları görünce dedim ki yoksa hocamı gene almaya mı geldiler?
Hocam beni sakinleştirerek otur dedi. Bu sefer almaya değil, bu sefer bilgi almaya geldiler. Bizden yardım istemeye geldiler dedi. Şimdi ilginç olan şey şu, gelenler Genelkurmay'dan, o zamanın o baskıcı malum Kenan Evren'in efradından gelmişlerdi. Hocamdan yardım istiyorlardı. Neydi yardım biliyor musunuz? Güneydoğu meselesi nasıl halledilir diye. Hocam da onlara lisan-ı münasiple tatlı bir şekilde yardım edeceklerini, bu konuda mutlaka kitap yazacağını, bir fasikül yazacağını ama bunun uygulanmasını, uygularsanız Güneydoğu meselesi Allah'ın izniyle bölücü bir mesele olmaktan çıkacaktır. O kitap bugün piyasada küçük bir fasikül, Güneydoğu meselemiz diye Arvas Hocam o kitabı bir iki hafta içerisinde tamamladı ve bizzat dahi gene geldi kendilerinden aldılar. Keşke o günlerde Arvas Hocam'ın o kitapçığındaki bilgiler, o bir kitapçıktaki yatırımlar uygulansaydı da bugün PKK, DAEŞ, ondan sonra bilmem PYD, şu bu gibi bu kadar güçlü, bölücü güçler oluşmasaydı. Ama heyhat ki Arvas Hocam'ı zindanlara atan zihniyet maalesef yazdırdıkları kitaptan da faydalanmadılar. Faydalansaydı ben inanıyorum ki bugün bu Güneydoğu'daki bu sıkıcı olay, bugünkü bu anarşik olay, terörist olay olmayacaktı. Evet. Fakat şunu kabul etmek gerekir, şunu bilmek gerekir. O gün Arvas Hocam'a inanmayan zihniyet ve o zihniyetin sayesinde Güneydoğu'daki o sıkıntılar bugüne gelindi. Ama bugün de gene Arvas Hocam'a keşke o yazdığı kitaba bir bakılsa da oradan hareket edilse, Arvas Hocam sözlerinde hiçbir zaman Kürt meselesi sözünü kullanmamıştır. Evet. Hep Güneydoğu meselesi demiştir. Hep Doğu meselesi demiştir. Hiçbir zaman Kürt meselesi dememiştir. Çünkü Arvas Hocam Kürt ve Türk'ü hiçbir zaman kelime olarak da birbirinden ayrıt etmemiştir. Bunu Türk İslam Ülküsü 3 yıllık eserinde de dile getiriyor. Orada keşke bugünün gençleri, bugünün insanları Türk İslam Ülküsü'nü okuyup da Türk milliyetçiliğinin ırkçılık olmadığını, Türk milliyetçiliğinin bir her şeyden evvel sevgiye bağlı olduğunu, İslam'ın içinde olduğunu, İslam'ın emirleri doğrultusunda kavmini sevmek demek olduğunu bugünkü insanlarımız da bilebilse, evet, bugün de bu bölücülük olayı olmazdı. Arvas Hocam şunu vurgulamak istiyorum. Derslerinde her zaman sevecendi. Dersine sağdan soldan nereden olursa olsun, hangi düşünceye mensup olursa olsun girenler çıkarken mutlaka Arvas Hocam'dan keyif alarak, Arvas Hocam'dan bilgilenerek, Arvas Hocam'ın etkisine kalarak demiyorum, ondan çok güzel şeyler alarak dışarıya çıkarlardı. Şimdi şunu vurgulamak istiyorum. Bugünün insanları arasında keşke Seyyid Ahmet Arvas Hocam gibi birleştirici, bütünleştirici, Kürt ayrımına girmeden milliyetçiliğin bir mensubiyet duygusu olduğunu vurgulayan böyle samimi sosyologlarımız, samimi aksakallarımız olsaydı, ben inanıyorum daha farklı, daha güzel olacaktı ülkemiz. Peki. O vesileyle ben Arvas Hocam'ı tekrar rahmetle anıyorum. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah bize onun şefaatini nail etsin diyorum. Sayın Öztürk çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha annenize de acil şifalar dileyelim. Çok çok geçmiş olsun. Sağ olunuz o telaşınızda, telefon bağlantımıza katıldınız. Sizle görüşlerinizi paylaştınız. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şunu hatırlatalım. Birazdan yine merhum Seyyid Ahmet Ervasi'nin hayatına ilişkin kısa bir bölüm ekranlara taşıyacağız ama az önce Sayın Öztürk'ün özellikle o dönemde işte Güneydoğu'da, Doğu'da yaşanan meselelere ilişkin tam 12 Eylül döneminde gelip
merhum Ahmet Arvasi'den görüş aldılar, fikir aldılar şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Müsaadenizle bir cümle aktarayım. Ardından VTR'yi izleyeyim. Tabii sizin de söyleyecekleriniz önemli. Çünkü bizzat evet bu mücadele verildi ama ağır da bedeller ödendi. Evet. Değil mi? Onun üstüne de konuşmamız gerekenler var. Şimdi bir Doğu Anadolu çocuğu olarak doğduğum ve büyüdüğüm bölge etrafında döndürülmek istenen hain niyetlere, kahpe tertiplere karşı elbette kayıtsız kalamazdım. Beni yakından tanıyanlar bütün hayatım ve çalışmalarımı Türk İslam ülküsüne vakfettiğimi elbette bilirler diyor. Yani şu açıdan bunu bir kez daha altını çizmek istedim. Şimdi tam da bugünlerde bölgemizde o oynanmak istenen oyunlara ilişkin çok önemli bir vurgu. Büyüdüğüm bölge etrafında döndürülmek istenen hain niyetlerden bahsediyor. Şimdi bu ülke savunulurken, bu görüşler aşılanmaya çalışılırken neler yaşandı, hangi bedeller ödendi? Onu sorayım ama müsaadenizle o kısa VTR'yi bir ekranlara taşıyalım, ardından devam edelim. Ve Molla Şendil Köyü. Körpecik dimağlara okumayı öğreten Seyyid Ahmet Arvasi, onların öğrendiklerini görünce mutlu olur ve daha çok kendini mesleğine adar. Oldukça cömert biri olduğundan, köyün halkı da çok fakir olduğundan aldığı maaşla öğrencilerine defter, kalem ve kitap alır, onların yetişmesini arzu eder. Öğrencilerinin elbiselerine kadar alan Seyyid Ahmet Arvasi, vatanî görevi için bu köyden ayrıldığı zaman hasret rüzgarları yüreğini üşütür adeta. Ve vatanî görev. Yedek subay olarak vatanî görevini canla başla yapan Seyyid Ahmet Arvasi yeniden öğretmenlik mesleğine döner. Bu arada Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü pedagoji bölümünü bitirir. Enstitüde okuduğu yıllar Anadolu'dan gelen saf ve tertemiz yürekli gençlerin gaflet rüzgarlarına kapıldıklarını görür ve oldukça üzülür. Çünkü bu rüzgarların o gençlere dinlerini ve imanlarını kaybettirdiğini görür. Ve bu durumu oldukça üzülür Seyyid Ahmet Arvasi. İşte bu yıllarda sırf o gençlerin yeniden kendilerini bulması için Kendini Arayan İnsan adlı eserine kaleme alır. Adam yetiştirme sevdasıyla yanıp yanıp kuşan Seyyid Ahmet Arvasi, öğretmenlik mesleğini çok sever. O, öğrencileriyle yüz yüzedir. Yüz yüze olamadıkları için de eserler kaleme alır. Derdi, kendi ismini duyurmak değil, derdi, isimleri ve fikirleri duyurmaktır. Bu arada çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler kaleme alır. Kendi kültürüne yabancılaşan bir nesli ipe dizmenin ve yeniden kendisine dönmenin yolunu hep gösteren Seyyid Ahmet Arvasi, yüzlerce konferans verir. Aslında adanmış bir ülküden bahsediyoruz, evet. Değil mi? Bir ömür boyunca. Şimdi siz ilk konuşmanızın başında programı açarken dediniz ki elbette bedeller de ödendi. Evet. Biraz tabii sizin yaşadıklarınız, bizzat tanıklık ettikleriniz önemli Sayın Murat Arvasi. Paylaşabilir misiniz bizlerle? Yani bedeller tabii Allah rızası için olan bedeller ve bundan dolayı herhangi bir yüksünme olmamıştır. Kesinlikle bizim için bu yolda çekilen sıkıntılar, eziyetler şereftir ahirette. Göğsümüzü gere gere biz senin yolunda şu sıkıntıları çektik diyebileceğiz. Elhamdülillah derdi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam çekmişler, büyükler çekmişler. Ama niçin? Hep Allah rızası için olduğu için, onun için. O da aynı şekilde. Tabii hak bildiği, doğru bildiği yolda çekinmeden ifade ettiği için, mücadelesini verdiği için çok düşmanlarla da karşılaşmıştır. Fakat çok dostlar da edinmiştir. Tabii ki Doğu Anadolu aslında tabii düşmanın jeopolitik olarak önem verdiği bir bölge. Yani milletimizi arkadan kuşatmak ve nihayetinde Anadolu'dan da atmak için tabii kurduğu planlardan biri. Önemli bir yere sahip yani.
Asya'yla, Orta Doğu'yla, Balkanlarla ve Avrupa'yla geçiş yerinde, kilit yerinde aslında Doğu Anadolu ve kale gibi bir yerdir. Yani yüksek kale gibi bir yerdir. Ve aslında stratejik olarak da çok asker uzmanların da söylediği gibi Doğu Anadolu'yu kaybeden tüm Anadolu'da kaybeder olduğuna dair öyle bir şey var. Kanaat var. Yani askeri otoritelerde olsun şeylerde böyle bir şey var. Kıbrıs da önemli bir yere sahip. Doğu Anadolu da önemli bir yere sahip. Onun için tabii ki düşman ilk önce orayı kaybettirmek için tabii oranın insanını çeşitli şekillerde kandırmaya çalışıyor. Tabii orada daha yoğun bir şeyle karşı karşıya aslında. Oranın insanı daha yoğun bir düşman oyunlarıyla karşı karşıya. 40 çeşit ajan kaynıyor yani oralar aslında. Tabii çeşitli kılıklarda dolaşıp insanları belli bir amaç, yani kendi şeyi doğrultusunda çekmeye çalışan, yönlendirmeye çalışan, çatıştırmaya çalışan. Tabii o bu Türk milletine şeyi, sevgisini, Türk milletine hizmet etme şeyi Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nden bilhassa çok onu şey yapmıştır, almıştır. Çünkü kendisi Osmanlı'nın son zamanlarındayken Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Geniz Fazıl'ın üstadı olan zat. Artık şeyler, yani Türkler artık gidiyor, parçalanıyor, yok olmak üzere. Irak'tan, Suriye'den gelip Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne öyle şey yapmışlar. Gel artık sen de bizim bu taraflara gel, Suriye'ye gel, Irak'a gel diye çok şey yapmışlar. Abdülhakim Arvasi Hazretleri reddetmiş, olmaz demiş. Yani Türkleri bu dar zamanda destek etmemiz gerekirken yapamayız onu. Vefa borcumuz var. Çok ısrar edince celallenmişler. Bakın demiş, yani yeryüzünde iki Türk kalsa biri benim. O mürşid-i kamil ve mükemmel olan bizzat tarikat şeyhidir yani. Yazılı şeyi de vardır, icazeti de vardır. Bu zat öyle buyurmuş. Yeryüzünde iki Türk kalsa biri benim. Hatta son Türk kalsa yine benim buyurmuş. Yani lütfen gidin demiş. Yani şey etmiş onları, kovmuş orada. Yani tabii gerçek Türk sevgisinin yani ne demek olduğunu babam anlatırdı orada. Türklere hizmet etmek veya Türklere en zor zamanında yardımcı olmak. Ve gerçekten de onun karşılığı, semeresi bugün alınıyor. Evet. Yani. Şimdi şunu da sormak isterim. Az önce Sayın Öztürk telefon bağlantımızda, şimdi tam 12 Eylül döneminde işte yanına çağırmış merhum Seyit Ahmet Arvasi Sayın Öztürk, işte hocam almaya mı geldiler yine sizi şeklinde bir soru yöneltmiş. Yok, bu kez bilgi almaya geldiler şeklinde bir cevap vermiş. Dedi ki Sayın Öztürk, 12 Eylül'de hücrede hastalandırıldı. Evet. Şimdi buna ilişkin de aslında belki söylememiz gereken önemli noktalar olabilir. Şimdi tabii orada bilhassa ülkücü gençleri çok severdi. Evladı gibi görürdü. Yani onların tabii o karanlık dönemde işkence edilmesi, aynı şeyde aşağıda alt katlarda işkence seslerini duyması çok üzmüş. Yani çok üzmüş. Yani üzüntüden tabii kalp şeyi atışları bozulmaya başlamış. Tabii kış, soğuk hava, bilmem üşümüş, şey olmuş. Bir yandan üzüntü var, bir yandan kışla mücadele ediyor. Bir yandan da belirsizlik var. Psikolojik olarak bir belirsizlik var. Nereye gidiyor Türkiye? Öyle bir dönem içinde tabii bilhassa o işkence olayları çok rahatsız etmiş kendisini. Tabii dayanamaz. Yani çok hassas birisidir bu konularda aslında. Ve fenalaşınca tabii doktora çıkması gerekmiş. Bakmışlar ki o hakikaten tedavi görmesi gerektiğini kanıt vermişler. Hemen çıkarmışlar.
Yani hastaneye sevk etmişler, Mevki Hastanesi'ne sevk etmişler. Tabii yani haksız yere tabii çekilen şeyler var, sıkıntılar var. Yapılmaması gereken, öyle bir mütefekkir insana yapılmaması gereken muameleler haliyle tabii ki. Ama tabii onun için o bir şehadetin şey gibi oluyor, senedi gibi oluyor Cenab-ı Allah'ın indinde. Yani bu yolda çekmenin bir senedi gibi oluyor. Yani o yönden de şey değildi aslında. Ne güzel, yani şehitliğimize de sebep evet, oluyor evet, diye. Peki. Devam edeceğiz ama müsaadenizle tabii bir ara verelim. Aranın ardından konuşacak çok şey var. Değerli konuklarıyla devam edecek. Sevgili izleyiciler, konuşacak çok şey var. Özel yayınında merhum Seyit Ahmet Arbasi'yi konuşmaya devam ediyoruz. Oğlu, öğrencileri, dostları bu akşam bizlerle birlikte bu programda. Elbette onun savunduğu ülke üzerine konuşmaya devam ederken bir taraftan da dostlarının, öğrencilerinin merhum Ahmet Arbasi hakkındaki o kıymetli sözleri de bu ekranlardan sizlerle buluşuyor. Biz konuşmaya, sohbete devam edeceğiz ama o beterlerimizden biri daha şimdi ekrana gelsin. Ardından biz sohbete devam edelim. Rahmetlinin yokluğunu daha çok arıyoruz. Yokluğu daha çok hissettiriyor. Rahmetli zamanımızın Ahmet Yesevi'siydi. 12 Eylül öncesi Türk gençliğinin ideolojilerle vuruşturulduğu, zihinlerinin ideolojilerle işgal edildiği zaman rahmetli Türk gençliğine sahip çıkarak Türk gençliğinin ait olduğu ecdadının, kültürünün, medeniyetinin, tarihinin, edebiyatının büyüklüğünün farkına vardırdı. Ve bizleri ecdadımızın yolunu ve ecdadımızı tanımayı anlattı. Akşam olunca rahmetli Seyyid Ahmet Ervas Hoca'nın evine giderdik. Arkadaşlarla sohbet ederdik. Merhamette zirve, sevgide zirve, şefkette zirve, cömertlikte zirve bir insandı. Yine bir sohbetinde evladım, evladım, kalbinde Allah ve Resulullah aşkı olsun da isterse simsiyah derisi olsun. Yine Türk milletinin büyüklüğünden, üstünlüğünden, faziletinden anlatırken evladım, evladım, Türk'ün yeryüzündeki nizamı Allah-u Teala'nın nizamı. Türk'ün yeryüzündeki adaleti Allah-u Teala'nın adaleti. Türk'ün yeryüzündeki kavgası Allah-u Teala'nın kavgası. Türk'ün yeryüzündeki devleti Allah-u Teala'nın devleti diye müthiş bir şekilde Türk milletinin tarihi davasını izah etti. Cenab-ı Allah bizleri şefaatine nail eylesin. Rahmetlinin yokluğunu daha çok arıyoruz. Yokluğu daha çok hissettiriyor. Rahmetli. Profesör Doktor Sayın Osman Kemal Kayra, efendim sizinle devam etmek isterim. Özellikle tabii savunulan bu ülkünün, bu görüşün, ideolojinin özellikle şimdi milli eğitim Türk milletine daima bunları vermelidir dediği bir görüşü var merhum Seyit Ahmet Arvasi'nin. Türk milletinin hayati meselesi tamamen kendinden olan, kendini çok seven, milli tarihine, milli kültürüne gönülden bağlı ve bu değerlere yabancılaşmamış aydın ve milliyetçi kadrolardır. Evet. Biraz bir parantez açalım. Bunun üzerine de söyleyeceklerimiz kıymetli değerlendirmeler olacak şüphesiz. Evet, ben Ahmet Arvasi'nin eserlerinden derlemiş olduğum bazı paragraflar var. Onların üzerinde biraz açıklama yapacağım, ondan sonra da konuşuruz. Buyurun. Bir defa İslam'a göre aydın nedir? Aydın kelimesi sonradan literatürümüze girmiş. Eskiden biz buna münevver diyorduk. Azeri Türkleri ziyalı diyorlar.
Sonradan aydın kelimesi girmiş. Ahmet Arvasi Münevver kelimesini tabii ki tercih ediyor. Üstün bir zihni güce sahip olan, milli ve beşeri değerlerle beslenmiş ve iyi sindirmiş olduğu kültür değerleriyle yeni bir hamule meydana getirmiş insandır diyor. Batı aydının ve iyi sindirmiş olduğu kültür değerleriyle yeni bir hamule meydana getirmiş insandır diyor. Batı aydının uzun zaman kilisenin baskısından kurtulamadığını özellikle işaret ediyor ve dolayısıyla Batı aydını zincirli bir tasallut altında, bir esaret altında fikir üretmekten, kilisenin baskısından kurtulduğu vakit bir şey yapabilmekten bahsedebildiğinden uzun uzun bahseder ve bu yüzden de Batı'da intiharların çok olduğunu, özellikle Dürkheim'in İntihar adlı eserinde bu tip intiharların çoğaldığını, Link'in Dine Dönüş adlı kitabında ruh sağlıklarının bozulmasını Batı aydınlarının, Carl Gustav Jung'un Şimdiki Adamın Ruh Araması adlı eserinde ise dinsiz entelektüellerin şüphe içinde kıvranmalarından bahseder. Bunun en açık delili bizde Tanzimat'la başlayan kıvranmalar, buhranlardır. İbrahim Şinasi, 1870'lerde doğan İbrahim Şinasi, Batı'yı tanıdıktan sonra şüpheler içinde yoğrulmaya başlanmış olan beyni nihayet iflas etmiş ve beyinde çıkan bir tümörle vefat etmiştir. Yeşil Fuat damarlarını keserek intihar etmiştir. Bunlar hepsi kendi sistemlerinden gelen düşünce tarzlarına yabancılaşmaktan dolayı Batı'nın sindiremedikleri felsefi değerleri, bilimsel değerleri, motive olmamış olan dini kavramlarıyla kendilerine yeni bir yol bulamamaktan kaynaklanan bir kaostan meydana gelmiş. Ziya Gökalp mesela. Ziya Gökalp de intihar etmiş. Beyinde bir kurşun sıkmıştır. Önemli bir Türk düşünürüdür. Hatta Türk milliyetçiliğinin en önde gelen isimlerinden bir tanesi, referans isimlerinden bir tanesi, rol modeldir. Ama Ziya Gökalp da bu milletin düşünce tarzına ters düşen bir takım şeyler vardı. Mesela kendisi klasik olan şeylere harsı tarif ederken harsın sistemleşerek yoğrulmuş olan bir şey olduğunu kabul eder. Fakat harsta sadece halkın spontane olarak üretmiş olduğu şeylerden bahseder. Kilimde de bunu böyle, düşünürde de, düşünüşte de böyle. O bakımdan klasik ve işlenmiş olan kültürleri Türk'ün asli malı olarak kabul etmez. Bu yüzden der ki şarkı ölsün yok tasa, türküler söyler yaşar halk dili. Şimdi türkü ile şarkı arasında fark vardır. Entelektüelizm işlenmişliği, değişik kültürler arasında alışveriş yapmayı, bir taatiyi emreder. Halbuki halk kültüründe böyle bir şey yoktur, spontanedir. Yani bütün dünyada kültürler ya pop halk kültürleridir veya klasik kültürlerdir. Almanya'da da, efendime söyleyeyim, Fransa'da da halk kültürleri ayrıdır. Amerika'da gelişmemiş olan bir 200 yıllık bir kültürden dolayı gelişmemiş olan bir kültür vardır. İşte caz dediğimiz müziği bunlar belki klasik müzik olarak kabul ediyorlar ama Almanya'da bir Beethoven'ı veya işte Avusturya kökenli işte Mozart ve benzerlerini halk dinlemiyor ama aydınlar, entelektüeller dinliyorlar. Bizde de mesela bir Itri'yi halk dinlemeyebilir. Ama bir diğer şekilde bunu dini konulara da indirgediği zaman mesela camilerde Türkçe ezan okunur, Türkçe Kur'an okunur, halk onun ne dediğini anlar diyor. Şimdi bu çok yanlış şeylere sebep olmuş. Cumhuriyet döneminde adeta referans olarak alınmış ve işte Türkçe Kur'an, Türkçe ezan gibi halkın benimsemediği, o aydın tabakasının dışında halkın da benimsemediği yanlış ve tehlikeli boyutlar kazanan düşünce tarzları meydana gelmiştir. Evet, peki. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu aydınlar evet önemli şeyler yapmışlar. Fakat halkın düşündüğü düşünüş tarzının dışında bir şeyler yapmışlar. Batı'dan gelen sistemlerle düşünmeye başlamışlar. Halbuki bizde hem Türk'ün hem İslam'ın getirmiş olduğu bir sentez vardı, bir birliktelik vardı. Analiz olmamıştı aslında bu, ayrışmamıştı ama ayrışmış gibi gösterdiler. Onun için sentez dediler buna, Türk-İslam sentezi değil aslında. Evet. Analiz olarak ayrışmadı ki Türk-İslam sentezi yapabilirsiniz. İşte Ahmet Arvasi Türk ve İslam'ı beraber kabul eden bir sistem ortaya koydu. Çok ince bir noktaya bir defa daha temas edeyim. Benim için çok önemlidir. Türk ve İslam'ı ayırmak isteyenlere söyleyeceğim çok önemli bir söz vardır. Bugünlerde çok tenkit edilebilir, edilmeyebilir ama Kadir Mısıroğlu'nun bir sözü vardır. Diyor ki biz Akçaabat'ta medresede okurken hocanın dizine diz çöktüğümüz zaman
Bize derdi ki hocamız, say bakayım Türklüğün şartlarını. Biz savun, salat, hac, zekat, kelime, şehadet diye İslam'ın şartlarını okurduk, söylerdik diyor. Düşünebiliyor musunuz? Türk'ün şartları demek İslam'ın şartları olarak anlaşılmış bir milletin fertlerini yetiştirmiş olduğu mükemmel bir aydın tipidir Ahmet Arvasi. Bunu bize anlatmaya çalışmıştır. Peki şimdi biz İstanbul'daki stüdyo, İstanbul stüdyomuzdaki konuklarımıza devam edeceğiz ama bir kere daha Ankara stüdyomuza dönelim. Sevgili konuklarımız zannetmesinler ki şimdi ayrı stüdyo. Şimdi ayrı stüdyolarda yayın yapıyoruz. Siz değerli konuklarımıza dönemedik. Tabii o kadar çok aslında üzerinde konuşacağımız konular var ki. Sayın Barutçu, özellikle aslında biraz önce Sayın Kayra'nın bıraktığı nokta itibariyle şimdi sanki birbirinden ayrı olarak değerlendiren işte Türk kavramı, İslam kavramı ama biz bir birliktelik ülküsünden bahsediyoruz. Dolayısıyla hali hazırda milliyetçilik anlayışı ve merhum Seyit Ahmet Arbasi'nin Türk-İslam ülküsünü aynı resmin içine koyduğumuzda öne çıkan hangi unsurları acaba görüp üzerinde konuşmamız gerekir? Efendim, Arbasi Hoca'da büyük bir tarih şuuru vardı. Yani İslamiyet öncesi Türklüğün de bir medeniyet kurucu vasfı olduğunu her vesileyle ifade ederdi. Hatta Oğuz Kağan'ın Zulkarneyn olduğunu söylerdi. Mesela biz Vani Mehmet Efendi'yi 70'li yıllarda ilk defa Arbasi Hoca'dan duyduk. Vani Mehmet Efendi 1600'lü yıllarda yaşamış ve yanlış hatırlamıyorsam 1685'te vefat etmiş. Kabri Bursa'nın Kestel ilçesinde metfun. O büyük bir müfessir. Kur'an tefsiri var. Özellikle Vani Mehmet Efendi Maide suresinin 54. ayetinde işaret edilen milletin Türk milleti olduğunu ifade ediyor. Biz bunu ilk defa Arbasi Hoca'dan duyduk. Sürekli Oğuz'un çocukları derdi, Anadolu çocukları, Oğuz'un çocukları yeniden Oğuz nesli yüksek periyotlar çizerek yeni medeniyetleri inşa edecek derdi. Dolayısıyla Arbasi Hoca'da bir tarih bütünlüğü, az önce Mahmut Bey'in ifade ettiği gibi devlet şuurunun yanı sıra bir tarihin devamlılığı şuuru da büyük ölçüde vardı. Tabii ben Sayın Hocama bir karşı söz söylemek adına söylemeyeceğim. Ama bana göre Ziya Gökalp Bey'in de bir şekilde Arbasi Hoca devamıdır. Ziya Gökalp Bey'in belli bir sürede kısaca ifade ettiği bazı düşünceleri arzi bir dönem olarak nitelendirmek lazım. O da büyük bir sosyolog. Türk tarihine, Türk milletine, Türk milliyetçiliğine büyük emekler vermiş. Cumhuriyet'in kuruluşunda da fikir babalığı yapmış bir şahsiyet. Bazı arizi dönemleri o günün, o dönemin şartlarına şartlarındandır diye değerlendirmek gerektiği inancındayım. Arbasi Bey'in az önce arz ettiğim gibi böyle bir tarih bütünlüğüne ve devletlerin sürekliliğine, yani Oğuz Han'ın devamı, nitekim biz Tanrıkut Mete'nin düzenli ordularının kuruluşunun 2225. yılını şu anda kutluyoruz. Yani bütün milletlerin olduğu gibi Türk milletinin de İslamiyet'ten önce de bir tarihi, bir kültürü, bir medeniyeti söz konusu. Hoca ısrarla buna da ısrarla işaret ederdi. Onun için de Oğuz Kağan'ı Zülkarneyn diye ifade ederdi. Türk milletinin Abdülkadir Satuk Burahan'ın İslam'ı devletin resmi dini yapmasını da stratejik bir karar olarak ifade ederdi. Daha önce İslamiyet öncesi Türklerin yaşadığı dini inancın yine bir tek tanrı dini olduğunu, zira ahlaki kaideleri, töreleri, töre deyince şimdi sadece aile cinayetleri anlaşılıyor. Töre kavramı itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Törenin de tanrıdan inmiş, milletin binlerce yıllık tarihi
tecrübelerinin ışığında milletin vicdanında kabul bulmuş bir takım kanunlar, nizamlar, değerler manzumesi olduğu ifade edilir. Böyle olunca Türk töresiyle İslam'ın umdeleri, akiteleri o kadar büyük ayniyet, benzerlik arz ediyor ki bunun izlerini devlet başkanının mesuliyetlerinde görürüz. Mesela Türk Bilge Kağan, ben Tanrı gibi gökte yaratılmış Türk Bilge Kağan, aç milleti doyurdum, çıplakları giydirdim derken devlet başkanının, devletin mesuliyetinin açları doyurmak, çıplakları giydirmek, yoksullara yardım etmek, adaletle hükmetmek, istişare... mekanizmasını çalıştırıp kurultayı toplamak, Hakan'ın yanında hatunun da Kaan'ın eşinin de dolayısıyla ailelerde de eşlerin de hanımefendilerin de devlet ve aile yönetimde söz sahibi olduğunu ifade etmek gibi hususlara özellikle Arvasi Hoca vurgu yaparak derslerinde bizatihi ben dinledim 73, 74, 75'li yıllarda Türk töresiyle Türk tarihinin geçmişiyle, Türk milletinin manevi değerleriyle İslamiyet öncesi, İslam'ın umdelerinin alabildiğine, özdeşleştiğini ifade ederdi. İslam'da da biliyorsunuz Hazreti Resulullah'ın ilk işi Medine'de bir düzenli ordu kurmaktır. Fakirlere, yoksullara eğitimi, sağlığı ücretsiz yaptırmaktır. Görevi layık olana, liyaketli olana vermektir. İstişareyi canlı tutmaktır vesaire. Zaten rahmetli Nevzat Köseoğlu ağabeyin de güzel bir ifadesi var. Medeniyetler amellerle kurulur diyor. Arvasi Hoca da özellikle bu hususa dikkat çekerdi. Peki. Yeni bir medeniyetin inşası için ameli salih ve büyük ülkeler, büyük hedefler peşinde koşan insanlara ihtiyaç vardır. Siz kendinizi şairin hani çocuk görme, hor görme delikanlım kendini dediği gibi Arvasi Hoca da Türk milliyetçileri, Türk ülkücüleri büyük düşünür. Siz tarihin, geçmişin ihtişamından geleceğin büyük hedefine mutlaka varacağına inandığım Türk milletinin bayrak gençlerisiniz diye gençliğe o dönemde, o kargaşa döneminde büyük bir güven verirdi. Hasan Bey'in bir sözüne bir düzeltme izin verirse getirmek onu, istiyorum. Onu da hemen alalım çünkü Sayın Çetin'e de söz vermek istiyorum. Zamanımız da çünkü hızla akıp gidiyor. Biz ülkücü gençlik olarak, ülkücü milliyetçi gençlik olarak kimseyle kavga ettirilmedik. Biz Türkiye'nin 60'lı 70'li yıllardaki iktisadi, sosyal, kültürel meselelerinin, kültür emperyalizminin, yabancı fikirlerin cirit attığını ve iktisaden zayıf olduğu dönemde her Türk genci gibi Türkiye'nin o günkü hali bizim de yüreğimizi sızlatıyordu. Peki. Ama biz Türkiye'nin meselelerinin çözümünü Türk tarihinin ışığında, İslam'ın adalet anlayışında görüyorduk. Ne nazizmin, ne faşizmin, ne komünizmin Türk milletinin, Türk evlatları için bir tenezzül meselesi olduğunu, bunların Türkiye'nin meselelerine çözüm getirmeyeceğini ifade ediyorduk. Peki. Ama üniversitelerde, yüksekokullarda, sokaklarda dev gençliler, dev solcular, Marksist Leninistler, Batı kapitalizminin yerli işbirlikçileri vesaire Türk çocuklarına okuma hakkı, yaşama hakkı tanımıyorlardı. Evet, bizim peki. Derdimiz komünizmle veya şununla mücadele değildi. Milliyetçi büyük Türkiye'yi inşa mücadelesiydi. Peki Sayın Barışçı. O sebeple de bizi engellemeye çalışıyorlardı. Buranın düzeltilmesini istirham ediyorum. Siz de bu düzeltmeyi kendi adınıza yapmış oldunuz. Sayın Çetin'e de hemen söz vereyim. Ardından stüdyomuzdaki diğer değerli konuklarımızla devam edelim. Sayın Çetin, özellikle tabii o dönemin şartları itibariyle tabii bugüne geldiğimizde özellikle merhum Seyit Ahmet Arvasi'nin Türk İslam ülküsünden yola çıkarak ve bugünkü tabloyla nasıl bir değerlendirme, nasıl bir kıyas, öne çıkan hangi başlıklar üzerinde durabiliriz? Şimdi Türk İslam ülküsü kavramını Ahmet Arvasi Bey ortaya koymuştur. Ama kitabından hareketle biz bunu duyduğumuz için sanki Ahmet Arvasi Bey'in işlediği konular çok dar, sürekli milliyetçilik ekseninde konular gibi anlaşılıyor. Öyle değildir.
Şimdi Ahmet Arvasi Bey'in Türk İslam Ülküsü'nün mesela 3 cilttir bu kitap. Bende ilk baskısı var. Bir cilti mesela İslam ekonomisidir. Başlı başına İslam ekonomisini anlatır. Bir cildi eğitimdir. Bir cildi de kültür medeniyet tarihidir. Mesela elimde Diyalektiğimiz Estetiğimiz kitabı var. Bu kitap Türk İslam geleneğindeki tarihi önemde bir eserdir. Bir dönüşüm şeyidir. Çünkü Orta Doğu'dan gelen İslam, İthal İslam din adına, Allah adına hüküm veren bir yaklaşım içerisindedir. Ahmet Arvasi'nin yaklaşımı ise bir tarafta tasavvuf geleneğine, bir tarafta fıkıh geleneğine, bir tarafta devlet geleneğine yaslanır. Bu yaslanmadan hareketle entelektüel bir eser ortaya koyar. Yani Ahmet Arvasi Bey şunu yapar. Kavramsallaştırma yapar. Tarihsel düzlemden, fıkhi düzlemden, tasavvufun birikiminden bir tecrit yaparak bunu zihni bir problem olarak, zihni bir olgu olarak alır, ona göre eserlerini üretir. Ve somuttan soyuta, objektiften subjektife doğru kavramları yorumlar. Ve bu şaheserler öyle ortaya çıkar. Kendini Arayan İnsan adlı eseri konusunda Hilmi Ziya Ülken şöyle bir söz söyler. Eğer bu kitap Avrupa'da yayınlansaydı Avrupa'da yer yerinden oynardı. Böylesine önemli bir eserdir Kendini Arayan insan. Evet. Fakat biz sıkışmadıkça bu kaynaklara gelmiyoruz ne yazık ki. Bizim bunları okullarda referans olarak, kaynak eser olarak, tabi olarak işlememiz lazım. Yani bu Türk İslam ülküsü lafına şey yapıp, takılıp sürekli konuyu etnik bir algıda değerlendirdiğini zannetmek büyük bir hatadır. Şimdi Sayın Çetin, benim de burada size bir itirazım var. Bizim özellikle bu programda tabii ben açarken ısrarla kendisinin bir sosyolog, eğitimci, şair, yazar üzerine ekleyebileceğimiz o kadar çok unvanı var ki, değil mi? Bir fikir insanı elbette biz ağırlıklı olarak şimdi böyle bir dönemden geçerken ve böyle bir yayını yapıyorken ve böylesi değerli konukları ağırlıyorken de merhum Seyit Ahmet Arvasi'nin Türk İslam Ülküsü üzerinde elbette biraz vurgu yapmamız gerekir. Ben de adıma bu itirazımı yapmış olayım müsaadenizle. Yanlış anlaşıldım herhalde. Ben sizin ve oradaki konuklarımızın vurgularından bir rahatsızlık duymadım. Onu kastetmiyorum. Ben genel kamuoyundaki algıdan bahsediyorum. Evet, peki. Ahmet Arvasi Bey, Türk İslam ülküsüyle burada vurguladığı Türklük tevhiddir. Şirkin karşısındaki tevhiddir. Kaosun karşısındaki düzendir. Ahmet Arvasi'nin düşüncelerinden hareketle bir sıralama yapıp sözümü bağlamak istiyorum. Buyurun. Süre kısıtlı olduğu için. Buyurun. Şimdi Doğu ile Batı arasındaki farkı Ahmet Arvasi'ye göre bir çizelge şeklinde sıraladığımız zaman Yunan felsefesinin karşısında vahiy vardır. Hristiyan ahlakının karşısında Peygamberimizin sünneti vardır. Roma hukuku karşısında İslam hukuku ve hususen edile-i şeriye vardır. Demin dostumuzun, abimizin, efendi beyin bildirdiği gibi töre mesela edile-i şeriyenin 5. unsurudur. Töre hukuki bir zemindir. Yani bugün töre cinayetleriyle anılıyor dedi efendi bey. Hakikaten töre o kadar önemli bir kaynaktır hukukta. Evet. Efendim devam edersek kaosun karşısında düzendir, şirkin karşısında tevhiddir, küresel kaosun karşısında da nizam-ı alemdir.
Yani Ahmet Arvasi Bey'in söylediklerini sadece Türk milliyetçiliği ekseninde değil, bunun yansıması olarak bir dünya görüşünün hayatın her anına yansımaları olarak görmek lazım. Peki Sayın Çetin, çok teşekkür ediyoruz sizlere de görüşler için. Devam edelim Sayın Uşaklıoğlu. Şimdi elbette okumak, anlamak, algılamak, belki de bugün hali hazırda konuşuyor olduğumuz meselelerin önüne geçmesi açısından çok kıymetli, değil mi? Gerçekten anladığımız, aktardığımız ölçüde bugün yaşanan bazı meseleler, işte din kisvesi altında son zamanlarda biraz önce bahsettik, özellikle işte doğuda, güneydoğuda yaşanan meseleler noktasında o algıyı oluşturmak, yeni nesillere bunu anlatmak. Örneğin siz diyorsunuz ki Arvasi Hoca'yı okuyan ne FETÖ'cü olur ne IŞİD'ci olur. Evet, Arvasi Hoca'yı okuyan gençler FETÖ'cü ve IŞİD'ci olmaz. Selefi zihniyetli olmaz. FETÖ'cü olmaz. Çünkü Arvasi Hoca bize kitaplarında Ehl-i Sünnet itikadını vermiştir. Akaidi vermiştir. Akaidi bilen bir Türk genci asla FETÖ'cü olmaz. Çünkü FETÖ'cülerin en zayıf olan noktaları ilmihal bilgileri ve akaid bilgileridir. Yine Arvasi Hoca'yı okuyan asla Türk milletine düşman kesilen IŞİD zihniyetli bir zihniyete sahip olmaz. Çünkü Arvasi Hoca bize İslam'ın alem şumul olduğunu öğretti. Yani şanlı peygamberimizden önce gelen peygamberlerin hepsi bir kavme, bir tarihe, bir mekana, bir zamana gönderilmiş peygamberler iken şanlı peygamberimiz alemlere gönderilmiş bir peygamberdir. Yani şanlı peygamberimiz alem şumuldur. Kur'an-ı Kerim'den önceki gelen kitaplar da belli bir tarihe, belli bir kavme, belli bir mekana, belli bir zamana gönderilmiş kitaplar iken Kur'an-ı Kerim alem şumuldur. Yani kıyamete kadar devam edecek olan kitaptır. Ve asla mahluk değildir. İşte kendilerine selefi zihniyetli radikal İslamcıların anlamadıkları nokta İslam'ı beynel milel zannetmeleridir. Arvasi Hoca burada bize İslam'ın alem şumul olduğunu ve bizim Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere kavim kavim ırklara, dillere ayrıldığımızı ve milletler halinde yaratıldığımızı, bunun Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiğini söylüyor. Dolayısıyla Arvasi Hoca'yı okuyan bir genç ne FETÖ'cü ne de IŞİD'ci olur. Çünkü İslam milletleri reddeden, milliyetleri inkar eden, kavimleri, ırkları reddeden bir din değildir. Aksine kişi kavmini sevmekle kınanamaz. Kavmine hizmet eden kavminin efendisidir. Vatan sevgisi imandandır diye buyuran şanlı peygamberimiz aynı zamanda kendi zamanında yaşayan sahabileri bizzat kavim isimleriyle çağırmış ve o sahabiler hala günümüze kadar kavim isimleriyle çağrıla gelmektedir. Hazreti Bilal-i Habeşi, Süheyl-i Rumi, Selman-ı Farisi radıyallahu anhüm gibi. Veda hutbesinde soyunu ve sopunu inkar edenlere Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini dileyen şanlı peygamberimizin dini İslam'ı ırkların, kavimlerin, milletlerin aleyhinde göstermek asla ve asla doğru değildir. Müslüman olan kavimler, cemiyetler, milletler zayıflamamışlar. Aksine daha çok güçlenmişlerdir. Yani az önce belirtildiği gibi Efendi abinin de Mahmut Bey'in de töreye uymak vaciptir. Mecellede töre 5. maddedir. Yani bu kadar önemlidir töre. Hangi töre? İslam'ın törpülediği töre. İslam'a ters olmayan töre.
Dolayısıyla İslam milli değerleri ve milletleri yok eden bir din değildir. Müslüman olan milletlerin hiçbirisi yok olmamıştır. Aksine güçlenmişlerdir. Bundan dolayı Arvasi Hoca'yı okuyan, anlayan FETÖ'cü olmaz, IŞİD'ci, radikal İslamcı da olmaz. FETÖ'cü olmaz çünkü bizim İmam-ı Azam Maturidi itikadını ve ilmihal bilgilerini öğrenmiş olur. İlmihal bilgisini bilen bir üniversiteli öğrenci asla ve asla onların işte rüyalardan ilham çıkaran, rüyalarda peygamberimizi gören hoca efendilerinin söylediklerini senet olarak almazlar. Çünkü Arvasi Hoca bize rüyalar itibaridir. İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi rüya fıkhi bir delil değildir. Rüya ancak kendi rüyayı göreni bağlar. Üçüncü kişileri bağlamaz. Peki. Dediği gibi. Dediği gibi yine İmam Rabbani Hazretleri'nin şeriata kıl kadar aykırı düşen tasavvuf, tasavvuf değildir biçiminde buyurduğu gibi. Ve bizim ilk önce bilmemiz gereken ilmihal bilgileri olduğu gibi bunları öğrenmiş olur. Dolayısıyla FETÖ'cü de IŞİD'ci de olmaz. Çünkü bunlar aynı zamanda biri radikal İslamcı, biri ılımlı İslamcı gibi gözükse bile kültür, millet, töre, medeniyet konularında beynel milaldirler. Peki. Beynel milalcidirler. Milli değildirler. Buyurun. Şimdi milli değildirler sözünüzden yola çıkıp bugünlerde en çok ihtiyacımız olan bu millilik ve yerlilik meselesi üzerine belki de değil mi? Merhum Seyit Ahmet Arvasi'nin bu savundukları görüşleri, ülküsü üzerine Sayın Yavaş birkaç değerlendirme alalım. Sizden de hem de hocamın da belki söyledikleri üzerine eklemek istedikleriniz de varsa. Tabii hocalarım daha çok benim alanım, ben kendim din eğitimi, ilahiyat tahsili yapmış bir hocayım. Yani bu memlekette 45 seneden beri cemiyette, camilerde ve toplumlarda insanlara dinin temel değerlerini anlata gelen, hatta bu konuda yazan, çizen bir insanım. Şimdi Ahmet Arvasi hocamızı ben kendi anlayışım ve kendi mesleğimle yorumlamak isterim. Evet, Ahmet Bey çok yönlü bir insan. Bir sosyolog, bir psikolog, efendim bir fikir adamı, bir şair. Evet. Ama Ahmet Bey hakikaten dinine bağlı olan ve dini bütün unsurlarıyla yaşamaya çalışan, çoluğuna çocuğuna öğreten, çevresine öğreten örnek bir insan idi. Ahmet Arvasi Bey'i biz tanıdığımızda ondan ilk defa İmam-ı Azam denilen dört hak mezhepten birisi olan büyük zatın büyüklüğünü, sonra onların yolunda giden efendim İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi büyükleri, Osmanlı Türkü'nün, Osmanlı milletinin insanlığa ve İslamiyet'e yaptığı hizmetleri anlattık. Ama bütün bunları duyduk. Bu bütün bunların kaynağını Şanlı Peygamberimizin eshabına öğrettiği yol olduğunu hep bize vurgulayarak söyledi. Ve çocuklar dedik, bugün Türk milletinin karşı karşıya kaldığı tehlike, malumunuz o devirde komünizm gibi beynel milel ve bütün dini değerleri ve ahlakı değerleri kökünden yıkmak isteyen ve din afyondur diyen bir felsefe akımı vardı. Şu anda o tarihin derinliklerine gömülmek üzeredir. Ama fikir olarak ta Majdak dediğimiz zamandan beri gelmiş bir insandır. İnsanların nefsane arzularına uygun olan kadın, hava ve su gibi kadın, mal, para, herkes arasında ortak bir mülkiyettir demiştir. Dolayısıyla Ahmet Arvasi Bey şöyle derdi. Bizim asr-ı saadetten Peygamber Efendimiz ve onun eshab-ı kiramı denilen ve sonra da dört hak mezhep olan Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli dediğimiz mezhepleri bir okul gibi, bir ekol gibi gören ve dinin ayrıntılarıyla öğretildiği bir mektep kabul eden, sonra da bunu
vicdanında yaşayan bir tasavvuf hayatının insandan mutlaka olması lazım olduğunu söylerdi. Zaten biliyorsunuz Şia denilen bir fırka, İslam'ın ilk devrinde kurulan, ortaya çıkan haricilikle beraber Hazreti Ali'ye ve Eshab-ı Kiram Efendilerimize düşmanlığı esas almıştır. Ve onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında İslam'ın düşmanlık üzere kurduğu ilk iki fırkadır. Evet. Bu nasıl mezhep olur der o rahmetli efendim İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ahmet Arvasi Bey derdi ki, benim ailem seyittir, evlad-ı resuldür. Ve dedelerimiz bu memlekete 650 yıllarında gelmişler. Ve Türk milletinin, buradaki insanlığın ehl-i sünnet çizgisinden ayrılmadan gitmeleri, mezhepleri hak bilerek, tasavvuf ahlakını, işte demin ilk girişimde bahsettiğim gibi, Yesevi Mektebi'nin Arvasi ocağıdır Ahmet Bey'in mensup olduğu fikir hayatı. Arvasi Bey'in bu Arvasi ocağında yetişen insanlar aşağı yukarı son halkası üç kimsedir. Birisi efendim rahmetli Necip Fazıl, şairliğiyle, şiirleriyle, konferanslarıyla, seminerleriyle bugünkü iktidarda olan şahsiyetleri yetiştirmesi ve böyle bir hareketin ateşleyicisi olmuş. Sonra yine Ahmet Arvasi Bey'in dedelerinin getirdiği doğru İslam bilgilerini bizatihi Seyyid Abdülhakim Arvasi'den öğrenen Hüseyin Hilmi Işık Efendi var. O kurduğu İhlas müessesesiyle ve yayınladığı onlarca kitapla kültür efendim mekanizmasını dinamitlemiş, ansiklopediler, radyolar, televizyonlar kurarak Türk milletinin eski kültürümüzden gelen Osmanlı'nın bize miras bıraktığı hak yolu anlatmıştır. Ben şimdi Ahmet Bey zamanınız herhalde biraz dar. Son hatıramı... Zamanımızın darlığından ziyade zaman o kadar çok tamam. Aktı gitti. Ben son hatıramı yalnız buyurun. Ahmet Bey'in bizatihi ağzından anlatarak belki zaman buyurun. Kalırsa başka şey buyurun. Söyleriz. 1985 yılı Ahmet Bey hapisten çıktı. 1980 ihtilalinde efendim yargılanmak üzere hapse atıldı. Mamak'ta kaldı. Rahatsızlığına sebep oldu. O devri kendisinden işittiği bizde çok üzülürdük. Ama şöyle demişti. Deminki sizin sorduğunuz Doğu Anadolu Gerçeği kitabını yazmamı beni 12 Eylül'de yargılayanlar şimdi evime kadar gelip hatta uçakla Ankara'ya genelkurmaya kadar götürüp benden bu Doğu Anadolu'ndaki bu hareketi, bu pürüzlü noktayı nasıl çözeriz diye bilgi istediler, konferanslar ve seminerler vermemi arzu ettiler ve bunu kitaba dökmemi istediler dediler. Yani ne garip bir tecellidir ki dün beni yargılayanlar bugün benim fikirlerime müracaat ediyorlar demiştim. Ahmet Bey 1985 yılında biz o zaman bu Türkiye Gazetesi'nin yayınladığı Rehber Ansiklopedi yazı heyetindeydim. Hı hı. Nitekim benim o zamanki görevim o yazı heyetinde sosyoloji, psikoloji ve pedagoji maddelerini yazmaktı. Çünkü Ahmet Arvasi hocam efendim benim de ilham kaynağım olan kendisi bir pedagoji mezunudur. Bendeniz de sosyoloji mezunu olmak durumunda oldum. Çünkü Ahmet Bey'e çok özenirdim. Onun gibi olmayı isterdim. Sayın Yavaş, sözünüzü balla keseyim. Devam edeceğiz ama telefon attığımızı uzunca zamandır da bekletiyoruz. Alalım ardından devam edelim. AK Parti eski milletvekili Doktor Sayın Kemal Tekten. Sayın Tekten merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar efendim. Şimdi çok değerli konuklarımızla konuşuyoruz merhum Seyyid Ahmet Arvasi'yi. Sizin de kuşkusuz söyleyecekleriniz var efendim. Dinleyebilir miyiz sizden de? Çok teşekkür ederim böyle bir program yayınladığınız için. Biz teşekkür ederiz. 28 yıl sonra yeniden Arvasi Hoca'yı anmak gerçekten takdire şayan. Oradaki bütün dostlara selamlarımı iletiyorum. Biz de öğrencilik yıllarında özellikle evine çok giderdik, sık giderdik. Ev adeta bir üniversite gibiydi ve bize hizmet etmekten de çok hoşlanırdı. Çayımızı dağıtırdı. Biz ondaki o samimiyeti gördükçe daha çok kendisine yaklaştık.
ve kitaplarını adeta ezberlemişizdir. Bu bize öyle bir farklılık verdi ki, kavramlar onda çok netti. Biraz evvel arkadaşların söylediği kavramlar, milliyetçilik, medeniyet, tarih, kültür, hepsi onun kadar net bir şekilde izah eden bir başka kişi görmedim ben. Bu bakımdan bugün çok daha iyi anlaşılması gereken bir insan. Ama maalesef bu kadar önemli olmasına rağmen yeterince anlaşılabildiğini de görmüyorum, üzülüyorum. Birkaç şeye değinmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Onun kitaplarını okuyan bir insan bütün Türk İslam medeniyetinin kitaplarını topyekun okumuş gibi olur. Onların adeta özünü veriyor rahmetli. Yani İmam Maturidi'yi okuyorsunuz, İmam-ı Azam'ı okuyorsunuz, Gazali'yi, İmam Rabbani Hazretlerini ve daha nicelerini. Ve bunu bütün samimiyetiyle veriyor. Bakın, İslamiyet konusunda evham derecesinde bir hassasiyeti var. Bize Sultan Abdülhamit evhamı var bende derdi. Evet. Gerçekten de ufacık kitaplardaki ufacık bir hata veya sapıklığı asla affetmezdi. Bu yeni nesiller açısından da çok önemli. Ama bütün düşüncelerini bil fiil hayata geçiren, yaşayan bir insandı. O bakımdan asıl tesiri, çünkü bugün maalesef bir sürü söz söyleyen insan bunu hayata geçirmediği için yeterince toplum üzerinde tesirli olamıyor. Ve aksiyoner bir insan. Evet. Kitabını okuduğunuzda yerinizde duramazsınız adeta. Yani bir Müslümanın fokur fokur kaynayan bir su gibi olması gerektiğini söylerdi. Hiçbir anı boş geçmeyecek şekilde. Ve milliyetçilikten bahsediyoruz bakın. Bütün milliyetçilik anlayışları dünyevidir ama onun milliyetçiliği uhrevidir. Bir milletin İslam için kendini feda etmesi demek manasına geliyor. Şimdi peki. Tarih, kültür ve ülkü birliği sadece Arvasi'de vardır ve bunu çok mükemmel bir şekilde izah eder. Ben şimdi açıkça çok uzun anlatmak istemiyorum. Evet, ne yazık ki zamanımız da çok azalıyor son, Sayın Tekten. Son bir iki şey söylemek Buyurun. İstiyorum bakın. Son zamanlarında yaklaşık birkaç ay evvel kendisini ziyaret ettiğimde bana Akciğer filmini gösterdi. Hekim olduğumuz için de ilgilenmiştim. O 12 Eylül'ün sıkıntısı, çilesini çektiği için kalbi kocaman olmuştu. Eyvah demiştim. Gerçekten bir süre sonra da vefat etti kalp kriziyle. Bize söylediği bazı tavsiyeler vardı. Kendisine giden bütün gençler o evden büyük bir heyecanla ve dinamizmle ayrılırdı. Asla ümitsiz olmayın, ümit ve dinamizm verin derdi. Ben de şahsım adına iki şeyi vasiyet olarak aldım. Birincisi, bakın, dahilerle ilgilenin derdi. Şu anda Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nı kurduk. Onu çalıştırıyoruz. İkincisi de hekim olduğumuz için insanlık bilgisi, bilimi bizim bakış açımızla yapın derdi. Ben de kendi acizane şahsım olarak İnsanın Sırrı isimli kitap yazarak ona ithaf ettim. Peki. Tekrar bu yayından dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara, bütün dava arkadaşlarıma selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yayına katkıları için de bir kez daha Sayın Tekten çok sağolunuz. Sizin sözünüzü kesmiştim. Lütfen devam edelim mi? Tabii öyle oldu. Tabii şimdi konsantre olmak da biraz zor oluyor. Şimdi Ahmet Arvasi hocamı ben 18 yaşındayken tanıdım. O kendisi o zaman 36 yaşındaydı. 56 yaşında vefat ettiği zaman son anında rahmetlinin cenazesini yıkamak ve yıkayanlar arasında bulunup onun o son güzel halini gören bir insanım. Aslında aileden birisi gibiyimdir. Yani çocukları, damatları beni kardeşleri gibi bilirler. Hiç hukukumuz eksilmedi. Ahmet Arvasi Bey tabii bir din adamı değildi ama bir din adamı kadar dini bilen, anlatabilen, yorumlayan bir insandı. Ahmet Arvasi Bey'in yetiştiği, bizim tanıştığımız 70'li yıllarda Türkiye'de tasavvufu inkar eden, efendim Celaleddin Rumi'ye,
şairimiz, meşhur şairimiz olan efendim zata şark masonudur diyecek kadar iftira eden insanlar vardı. O devirde Ahmet Bey'in bütün sohbetleri tasavvufun İslam'da yeri olduğunu, hatta şöyle bir tarifi vardır rahmetlinin. Derdi ki sosyoloji İslam'ın şeriat kısmıdır. Yani namazdır, oruçtur, zekattır, evliliktir, alışveriştir, ticarettir. Tasavvuf da İslam'ın, psikoloji de İslam'ın tasavvufudur. Peki. Yani gönül tarafıdır. Ahlaktır, güzel sevgidir, muhabbettir diye tarif ederdi rahmetli. Ahmet Arvasi Bey'i son gördüğümde, yani son ziyaret ettiğimde rahmetli Enver Ören Bey'in kendisine Türkiye Gazetesi'nde bir köşe yazısı yazmasını teklif etti. Bu tekliften evvel kendisiyle Fuat Bol denilen arkadaşımız bir mülakat yaptı pedagoji üzerine. Bendeniz de bu Rehber Ansiklopedisi yazı heyetinde idim. Pedagoji maddesi, hatta rahmetli Ahmet Bey'in o makalesi değil, o görüşmelerde konuştuklarını, anlattıklarını birebir anlatan Fuat Bey'in yazılarından özetleri yazdım. Şimdi bir hatıradır. Ahmet Bey o zaman şunları söyledi. Arkadaşların da, dostlarımın da bilmesini isterim. Mühim bir hakikati ifade ettiler. Bir hizmet yolunun önemini anlatmak bakımından. Diyor ki, çocuklar, gençler, ben hayatım boyunca, öğretmenlik hayatım boyunca gençlere İslam kültürünü, İslam davasını, Türk milletinin İslam'a hizmetlerini anlatmaya çalıştım. Ama bunların kalıcı olması için mutlaka bir ansiklopedimizin olması ve okullara, mekteplere, evlere kadar bir ansiklopedinin girmesi, bizim kültürümüzü yansıtan bir ansiklopedinin girmesi lazım. Bugüne kadar gelen bütün ansiklopedik eserler ve klasik eserler hep batıdan gelen kimselerin yazdığı, hazırladığı eserlerdi. Diyor ki Enver Ören Bey, Türkiye Gazetesi'nin yayını olarak Rehber Ansiklopedisi'ni çıkarmakla benim hayatımda en büyük idealimi gerçekleştirmiştir. Ben nitekim siyaset bitti, 12 Eylül'de siyaset kapandığı zaman tekrar eski arkadaşlar beni siyasete, siyaset yapmaya davet ettiğinde ben artık hizmetin basın yoluyla, neşriyat yoluyla, kitap, makale yoluyla, ansiklopedik bilgileri anlatmakla olacağına inanıyorum dedim. Ve onların böyle bir siyasete davetini reddetmiştim demişti en son, Allah rahmet eylesin. Ahmet Arvasi Bey hakikaten şu gerçeği ifade ederdi, onu söyleyeyim. Buyurun, onu alalım. İslam'ın çünkü üç tane, şu anda üç tane savunucusu durumunda olan büyük kitlesel olarak hareket vardır. Nedir bu? Birisi asr-ı saadetten beri gelen ve ehli sünnet vel cemaat yolu dediğimiz, sonradan kendisine sünnilik hareketi deniyor. Bugün Orta Doğu'da kaynayan kazanın efendim hepsi hedef haline getirdiği insanlar. İkincisi İran'ın emperyalizm düşüncesinden Şiilik denilen bir hareketi efendim dünyada, bilhassa Orta Doğu coğrafyasında yaymak ve en büyük düşmanı ne İngilizler, ne Amerikalılar, ne Yahudiler, sadece Sünni Müslümanlar olduğunu görüyoruz. Üçüncü hareket de efendim, çok kısa alalım, çok az birisi de efendim Selefi akide dediğimiz mezhepleri, tasavvufu inkar eden, İngilizlerin devlet haline getirdiği ve İbn-i Teymiye, Cemalettin-i Afgani, Mısırlı Muhammed Abduh gibi dinde reform yapmak isteyenlerin uydurduğu ve temel felsefe olarak Müslümanlığın mezheplerini, mezhep alimlerini, tasavvuf büyüklerini kökünden inkar eden, hatta onların yoluna şirk diyecek kadar ileri giden ve şu anda da Müslümanları efendim hiç acımadan kesen, öldüren bir zihniyettir. Onun için İslam'ın kurtuluşu, Türk milletinin kurtuluşu, insanlığın saadeti, insanlara doğru olan İslam'ı, yani ehli sünnet vel cemaat yolunu öğretmektir. Rahmetli Ahmet Arvasi Bey her sohbetinde, her konuşmasında bunları vurgulardı ve kendisi vefat ettiği zaman Türkiye Gazetesi'nde arkasından yazı yazanlardan birisi de Gürbüz Azak Bey vardı. Ahmet Bey şu kelimeyle tarif etti o zaman makalesine: mektep insan.
Peki. Ahmet Arvasi Bey. Yani evinde, oturduğu kahvede, sohbet yerlerinde, okulda hep anlatan, hep öğretici olan bir insandı. Peki. Siyasi yasaklıydı o zaman. Efendim? Siyasi yasaklıydı. Siyasi yasaklıydı. Yasaklıydı. Evet, siyasi yasaklıydı. Ondan dolayı bir partiye giremedi ama oyumu yarın kime vereceğim diye de bir makale yazdı. Orada da açıkladı. Peki. Benim söylediğim o zaman yasaklar kalkmıştı. Son sözü Sayın Murat Arvasi'ye vereceğim. Çünkü çok az bir zamanımız kaldı. Sadece bir dakikamız. Son birkaç cümle alalım. Tabii sosyolog dedik, eğitimci dedik, şair dedik. Elbette şair yönünü belki bu akşam konuşamadık ama bir evlat olarak sizin sözlerinizle noktalayalım. Böyle bir program hazırladığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Hem sizlere hem de konuşmacı arkadaşlarıma gerek Ankara'daki olsun, gerek telefondan bağlanan abilerimize olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onun ruhaniyetini de memnun etmişizdir. İnşallah. O da bizi seyretmiştir. Yani inşallah layık olmuşuzdur. Allah-u Teala layıklığımızı arttırsın inşallah. Ve hizmet, o yolda giden hizmetlerin giderek artacağına da inanıyorum. Yani emekleri boşa gitmeyecektir inşallah. Evet, ben Deniz'de oğluna ve CYT'ye teklif ediyorum. Ahmet Arvasi bir adına bir enstitü kurulmalı, bir vakıf kurulmalı, eserleri bir okul kitabı, ders kitabı gibi okutulmalı ve yayılmalı. Peki. Yani biz bunu yıllardan beri oğluna ve sevenlerine teklif ediyoruz. Son konuşmacı, hatta ben onun kendisini ziyaret etmek istedim. Biz bu konuda bir resmi vakıf tüzüğü Peki. bile hazırladık. Bunu bir kez daha buradan duyuyoruz. Duyurmuş olalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz siz değerli konuklarımıza. Ankara stüdyomuzdaki değerli konuklarımıza Sayın Barışçı ve Sayın Çetin aynı zamanda. Elbette biz bugün vaktimiz yettiğince konuştuk. Ama şimdi bir araya gitmeden önce TGT Haber TV ekranında da çok kıymetli bir programa imza atan Ahmet Şimşirgil hocamızın da merhum Seyit Ahmet Arvasi hakkındaki sözlerini bir ekrana getirelim. Ardından kısa bir ara verelim. Kapatmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Adem oldur ki adını alemde andıra, alemde at kalırı, Adem gelir gider demişler. 20. asrın belki de en büyük düşünürlerimizden, mütefekkirlerimizden bir tanesi Seyit Ahmet Arvasi Bey'dir. Ahmet Arvasi Bey 1965'lerden 88'e kadar Türk kültür hayatını en büyük etkileyen, en fazla etkileyen alimlerimizden bir tanesidir. Belki de siyasi bir dönemin hayatın içerisinde bulunduğu için çok da tanınmamıştır. Oysa bana göre doğru ehl-i sünnet itikadını, doğru tarihi, doğru kültürü gençlerimize en güzel sunan bir şahsiyetti. Belki de bizim sosyoloji alanında ben kendisini en önde gelen düşünürlerimizden, alimlerimizden biri olarak görürüm. Ve gençlerimizin kendisini mutlaka tanımalarını, bu tanımalarını bugün belki de ölümsüz bir şekilde kültür hayatımıza bahşettiği eserlerini mutlaka okumalarını tavsiye ederek bu büyük alimden istifade etmelerini, ders çıkartmalarını, ibret almalarını mutlaka öğütlerim. Gerçekten yazdığı eserler sadece gününe değil, çağlar ötesine hitap eden bir alimdi. Çağlar ötesine insanları yönlendirebilen bir büyük şahıstı Ahmet Arvasi Bey. Kendisini 1988'de kaybettik. Ölüm yıl dönümünde anmaktan ve en azından bu şekilde eserlerini tavsiye etmekten, istifade etmeyi tavsiye etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nur içinde yatsın diyorum. Sevgili izleyiciler, merhum Seyit Ahmet Arvasi'yi andığımız, bir kez daha konuştuğumuz Konuşacak Çok Şey Var'ı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.